Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Sizlerle inşallah bugün Şubat ayı güzel şöyle sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve fazla vakit kaybetmeden hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir demiş birinci sorumuz. Yükseklik, uzunluk, genişlik ve ağırlık şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı yükseklik olacak. Arkadaşlar şu ok işaretleri hangi yönü gösteriyorsa mesela kenarlarda olsaydı genişlik olacaktı. Yukarılı altlı olunca ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik oluyor. Kesinlikle gabarit sınırı aşılan bir yolda seyahat etmeyiniz. Zira gördüğünüz bir kamyon eğer 3,5 metreden yüksek olmuş olsaydı Dorsey'i burada bırakıp devam ederdi. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? Kanamanın durdurulmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, solunum desteğinin sağlanmasını, hava yolu açıklığının sağlanılmasını. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Hava yolu açıklığının sağlanması olacak. ABC'sini şöyle sırasıyla anlatmak istiyorum. A'sı arkadaşlar hava yolu açıklığının sağlanması. Yani yabancı cisim vesaire varsa takma diş olabilir, sakız olabilir bunun çıkarılması. Daha sonra solunumu durmuşsa solunum desteğinin yapılması, suni solunum veyahut da ağız yüz bölgesinde yaralanma varsa Holger-Nielsen yöntemiyle sırttan bastırma veyahut da dirsekten kaldırma ile nefes alıp verme sağlanmalıdır arkadaşlar. En son olaraktan kan dolaşımını desteğinin sağlanması. Eğer kalp durmuş ise kontrol ediyoruz. Yani CS olmuş oluyor bu. Kontrol ediyoruz. Eğer kalp durmuş ise kalp masajına devam ediyoruz. Buna da C'si deniliyor arkadaşlar. ABC'si bu şekilde oluyor. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir demiş. EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, D şıkkı ise Mobesa kamerasına demiş arkadaşlar. Mobesa ne güzel söylüyorsun değil mi? Medusa gibi. Doğru cevabımız arkadaşlar bunun doğru cevabını siz yorum kısmına yazıyorsunuz. Biz de cevaplıyoruz. Doğru ya da yanlış yaptığınızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Böylece hem bir yaşantı geçirmiş olun bununla ilgili unutmayın. Devam edelim dördüncü sorumuz ile. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir demiş. Doğru cevabımız evet bu vatan arkadaşımız dur işareti yapıyor. Arkadaşlar bu ikisini bazen karıştırıyorsunuz. Bakın burada biraz eğik. Görüyor musunuz? Bakın burada ise direkt böyle vücuduna dikey bir pozisyonda tutmuş. Yani bu ikisini karıştırmamak için bunu kendinizce şey yapabilirsiniz. Bir de hareketin başlama noktalarına dikkat ediyorsanız zaten biri dikey olarak başlıyor. Biri ise tam böyle yataydan başlıyor. Bu trafiği nerede şu benim kutsal kalemimi bir çıkartayım. Heh. Şu trafiği hızlandırma işaretidir arkadaşlar. Bunu görüyorsanız geceleyin bizlere ne yapıyordur? Yön belirtiyordur. Arkadaşlar doğru cevabımız verdik. Şuradan bunu da sonradan ekledim özellikle. Arkadaşlar buradan yine ne yapabilirsiniz? Hangisinin ne işareti yaptığını şöyle bir göz gezdirip bakabilirsiniz. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metre olmalıdır? A 2, B 3, D 4, pardon C 4, D şıkkı ise 5 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 5 metre olmalıdır arkadaşlar. Motorlu bisiklet, bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Geçme yaparken sinyal verilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, sürülmeleri esnasında bagaj, paket ve benzerinin taşınması, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Sürülmeli sırasında elde bagaj, paket ve benzerinin taşınması yasaktır. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Yüklü ağırlığın 6 tondan fazla taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı veyahut da parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Şuna zaten biz dingil diyoruz arkadaşlar. Böyle her tekerleğin birleşmiş haline dingil diyoruz. Eğer dingil başına düşen ağırlık 6 tondan fazla ise o bölgeye girilemeyeceği anlamına geliyor. Genelde bu bölgelerin hemen girişinde, mesela Antalya'nın girişinde bir kantar vardır. Orada kantara girer, ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır demiş. 100, 150, 200, 250 diye şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı 100 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, açıklanacak olanları açıklıyorum. Açıklanamayacak olanları, yani gerek olmayanları düz geçiyorum. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Gabari, azami toplam ağırlık, taşıma sınırı kapasite, yüklü ağırlık. Değerli arkadaşlarım, burada genelde A şıkkı gabari ile karıştırıyorsunuz ama bu sorunun cevabı C'dir. Eğer işin içerisine hizmetli ya da yolcu sayısı giriyorsa, tamam mı? Bu kelimeyi duyuyorsanız direkt gözü kapalı gidin, C şıkkını işaretleyin. Yani taşıma sınırını işaretleyin. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Daha dünkü videoda bunu zaten göstermiştim. Hemlik manevrasının ne olduğunu artık biliyorsunuz. Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşadığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Doğru cevabımız B şıkkı, tam tıkanma yaşadığında arkadaşlar biz hemlik manevrası yaparız. Kişinin arkasına geçip hemen göğüs bölgesinden hızlı biçimde kendimize doğru çekerek de ne yaparız? Yabancı cismi çıkarırız. Peki tam tıkanma yaşadığını nereden anlarız? Acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa, elinde, yüzünde, burnunda morarma varsa, pardon burnunda demişim, dudaklarında, biz bu kişinin tam tıkanma yaşadığını biliriz. Bir kişi öksürüyorsa, konuşuyorsa bu tam tıkanma değildir arkadaşlar. Bunu da bildirmiş olalım. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Dün hatırlıyorsanız beyaz lambaları sormuştu, değil mi? O farklı bir şeydi. Şimdi bakalım neymiş. Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer sağ ve sola dönecek olsaydı sarı şekilde yanıp sönen sinyal lambalarımız ilgili yöndeki yanacaktı arkadaşlar. Aracın geri gelmekte olduğunu hangisi gösteriyordu? Dünkü sorumuzda bu vardı zaten, beyaz renkte gözüküyordu. Ben o zaman demiştim ki kırmızılar ise frenleme yapıldığını gösterir demiştim. Eğer dünkü video adam akıllı izlemişsek bu soruyu zaten kolayca yaptık arkadaşlar. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır demiş. Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, bekerli mi? Şekerli soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Ben yakında bu editörü buradan kovarım. Tüfekle kovalayacağım hem de. Dededen kalma çifte var bir tane. Doğru cevabımız A şıkkı, duyu organları uyarılır olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İşte şip 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 tokat vuruyoruz mesela, değil mi? Bazısı mesela soğan koklatır. Kolonya koklatır. Orada kalmaç o yani. Yoksa o ne güzel bir yere geldik, hadi kalkalım demek değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır demiş. Akü, marş motoru, silecek motoru, otomatik klima. Şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Akü olacak. Marş motoru ne işe yarıyordu arkadaşlar? Marş motoru bizim aracımızın motoruna ilk hareketi veren ve aküden aldığı elektrik ile çalışan elektrikli motorumuza biz marş motoru diyoruz. Silecek motoru bizim bu yağmur yağdığı zaman çalışan mekanizmamız var ya, öndeki camı temizleyen ve hatta arkadaki camı temizleyen, ona bağlı olan motora silecek motoru diyoruz. Otomatik klima ise arkadaşlar, artık klimanın ne olduğunu biliyorsunuz. Bildiğiniz sıcak veya da soğuk yapan. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Dar bir kavisle dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, dönüşü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Dar bir kavis ile dönmesi olacak. Bakın arkadaşlar, sağa dönen bir kişi nasıl dönüyor? Dar bir biçimde dönüyor. Sola dönen bir kişi nasıl dönüyor? Geniş bir şekilde dönüyor. Çünkü zaten eğer dar girerse ters yöne girmiş olur. Bu yüzden doğru cevabımız
A şıkkı yanlış olan olacak. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir demiş. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına, baş boyun gövde hizasının bozulmamasına, kolların baş hizasında bulundurulmasına, ayak tarafından çekilerek çıkartılmasına. Evet. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Biz hatta araçtan çıkarırken bu baş boyun gövde hizasını bozulmadan çıkartmış olduğumuz hamleye ne deriz? Rentek manevrası deriz arkadaşlar. Ki eğer bozulursa arkadaşlar ne olur? Hasta felç olur arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim önemli omurların böyle sinirlerin geçmiş olduğu yerler. Peki biz bunu yaralıyı araçtan hangi durumlarda rentek manevrası ile çıkarmamız gerekir? Eğer araçta yanma patlama tehlikesi varsa, yaralının nefesi durmuşsa, kalbi durmuş ise o zaman çıkartıyoruz arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir demiş. 70, 80, 90 ve 100 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar yolcu sepetsiz bir şeyse eğer saatte 100 kilometre hızla seyredebilir. Bakın otoyollar normal bizim bu karayollar gibi değil arkadaşlar. Orası transit geçişe ayrılmıştır. Orada bas Allah'ın bas kafasında olacaksın. Anladın mı? Devam edelim. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini arttırır? Trafik kazası riskini, virajlarda savrulmayı, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerinde kaymasını. Bakın arkadaşlar genelde sorular bakın hep böyle bak. Olumsuz, olumsuz, olumlu, olumsuz. Bakın 3 olumsuz, bir tane olumlu. Kesin doğru cevap C şıkkı mesela. Bak böyle hani hiç böyle sıfırsın. Yarın gireceksin hiç olmasa bu taktiği kullan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kurban olduklarım. ABS fren sistemini siz şu güne kadar hep şöyle bildiniz. Bastık mı ABS'si var aracık lak duruyor. Arkadaşlar ABS bu demek değildir. Sizin birazcık daha tekerleklerin kitlenmesini engelleyerek bakın birazcık daha tak 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 yapar böyle. Engelliyor ve sizin biraz daha mesela çarpacaksanız armudun biraz daha kenarına geçmenizi sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ABS sisteminin asıl görevi budur. Direksiyon hakimiyetini arttırıp biraz daha manevra yapabilmenizi sağlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışını zorlaştırır ve motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? Doğru cevabımız arkadaşlar ne olacak? Tabii ki hava filtresi olacak. Bazı vatandaşlar bunu şöyle düşünür. Genelde böyle çok cahilce bir düşüncedir. Ya hava filtresi tıkandı. Tıkanaldan beri çok az yakıyor araba der böyle tamam mı? Bazısı böyledir tamam mı? Ama aslında bilmediği şey şu. Araç zaten yakacak kadar yakar. Yani benzini her türlü oraya iletiyor tamam mı? Siz ne yapmış oluyorsunuz? Oksijensiz bir ortamla aynı miktarda yakıt yakıyorsunuz. Size soruyorum. Oksijensiz bir ortamda, havanın olmadığı bir ortamda mumu yakarsanız ne olur arkadaşlar? Hemen yanar söner değil mi? Belki de hiç yanmaz tam oksijen yoksa. Aynı mantık. Siz orada onu yaktığı zaman ne oluyor? Çuh dedi. Hop bitti. Ve geriye kalan yanmayan yakıt esale direkt dışarıya atıldı. Bitti yani. Boş yere yabana yakıt gidiyor. Yağ filtresi arkadaşlar bizim yağımızı süzüyor. Motorun içerisindeki ve temiz bir yağı parçalara gönderiyor. Yakıt filtresi yakıtımızı temizliyor ve ilgili parçaların zarar görmesini engelliyor. Polen filtresi bizim aracımızın içerisine gelen hani sıcak hava falan üflüyor ya. O havayı temiz olarak üflemesini sağlıyor. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir demiş. Demir yolu alt geçidine, demir yolu üst geçidine, kontrollü demir yolu geçidine, kontrolsüz demir yolu geçidine demiş. Doğru cevap D şıkkı, kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bizlere bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen önemli faktördür demiş. Alaşımlı jant, motor yağı kalitesi, doğru yapılmış far ayarı, delinmiş egzoz susturucusu demiş. Delinmiş egzoz susturucu sadece gürültü yapar arkadaşlar. Ama yağ kalitesi düşük ise aracınıza zarar verebilir. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi gerekir demiş. Volan dişlisinin, trigger kayışının, endüksiyon bobininin, marş dişlisinin diye şıklarda vermiş.
Doğru cevabımız B şıkkı. Trigger kayışının arkadaşlar değiştirilmesi gerekir arkadaşlar. Belli kilometre eğer trigger kayışı koparsa başınıza almışsınızdır belayı. Motorunuzda ciddi bir arıza oluşabilir. Volan dişlisinin bozulması, volan dişlisi marş motorunla beraber entegre çalışıp ne yapıyor arkadaşlar? Motorunuza ilk hareketi veriyor. Yani onun bozulması sadece marş motoru ile ilgili bir arıza veyahut da gürültüye sebebiyet verecektir. Endüksiyon bobininin bozulması aracınızın ateşleme yapmamasına sebebiyet verecektir. Çünkü aküden gelen elektriği endüksiyon bobini biraz daha yükseltiyor ve ciddi manada yüksek bir akım üretip bujilere dispiratör vasıtasıyla gönderiyor ve onları tıkır 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 tıkır, tıkır sırasıyla ateşlenmesini sağlıyor. Marş dişlisi ise volan dişlisi ile yine aynı yerde bulunuyor arkadaşlar. Bunlar sadece takırtı yaparlar. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez demiş. 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 1 ve 3 numaralı şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım doğru cevap 2 numara. Nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar burası bu yöne doğru gidiyor. Burası bu yöne doğru gidiyor. Bakın iki tarafa da kesikli çizgi verilmiş. Bu ne demek? Yani hem buradaki vatandaş sollama yaparken burayı kullanabilir, hem buradaki vatandaş sollama yaparken burayı kullanabilir. Yani iki taraf için de farklı yönlerdeki iki taraf için burası ne olarak tesis edilmiş? Sollama şeridi olarak tahsis edilmiş. O halde iki numaralı şeridi sürekli olaraktan işgal etmek bizim için uygun olmayacaktır. Şekildeki karayolu üzerinde soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir demiş. Banket, yaya yolu, yaya geçidi, bisiklet yolu. Burada kurban olduklarımın en çok şaşırdığı şey B ve C şıkkı oluyor. Arkadaşlar yaya yolu dediğimiz şey yol adı üstünde yayaların seyahati için geçerlidir. Bak yol nedir? Seyahat içindir değil mi? Yaya yolu yayaların seyahat içindir. Bakın yaya yolu şu kenarda olur. Bak burası seyahat için yayalar kullanabilir. Yaya geçidi ise yaya yolları arasında geçit yapmak içindir arkadaşlar. Bakın burası yaya geçididir. Bakın diğer yaya yoluna geçmek içindir. Bisiklet yolun kenarında bulunur ve üzerinde genelde bisiklet işaretini görürsünüz arkadaşlar. Banket ise yolun her iki tarafından burada şu anda gösteremiyoruz. Burası kaldırım büyük ihtimalle yaya yolu olarak tahsis edilmiştir. Genelde bu karayollarında görürsünüz arkadaşlar. Şurada bir beyaz çizgi vardır. Beyaz çizgiden itibaren asfaltın bitmiş olduğu yere kadar olan kısım bankettir arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Trailerin giremeyeceğini, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Arkadaşlar yuvarlak içinde kırmızı olan bir işaret var ise %90 ihtimalle yasaklama veyahut da kesin emir bildiren bir nedir arkadaşlar? Göstergemizdir. Mesela bakalım burada ne demiş? Burada arkadaşlar kamyonun giremeyeceğinden bahsetmiş arkadaşlar. Tehlikeli madde olsaydı arkasında ocaklı ateşli böyle afilli bir şeyler olurdu. Maalesef böyle bir şey yok. O halde buraya kamyonun giremeyeceğini bize söylüyor. Trailerin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar. Hani böyle kamyonun arkasına bir tane daha böyle bir yük taşıyıcı konuluyor. Onun arkasına bir tane daha konuluyor ya. Ona biz trailer diyoruz. Evet arkadaşlar, trailerin ne olduğundan bahsedecektim galiba en son. Bayağı bir ara verdik. Düşünün şu anda videoyu çekmeye başlayalı. Saat 9'da başladım çekmeye. Şu anda saat 21:52. Müthiş. 9'dan 9'a. O videonun inşallah bitecek. Trailerin giremeyeceğini demiş arkadaşlar. Trailerin ne olduğunu tanıtacaktım sizlere yanlış hatırlamıyorsam. Trailer arkadaşlar böyle bu kasaların arkasına takılmış olan arka arkaya takıyoruz böyle bir tane bunun arkasına bir tane daha römork bunun arkasına bir römork daha böylece 2-3 tane iki tane taktığımız zaman bu taşıt katarı veyahut da trailer diyoruz biz buna tamam aklınızda bulunsun devam edelim kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? 10 dakika, 5 dakika, kalbi daha hızlı çalışana kadar, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Hasta kendi kendine soluyana kadar arkadaşlar devam ederiz buna. Tepe üstüne yakın yerlerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? 5, 15, 20 ve 30 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız
Ne olacak arkadaşlar doğru cevabımız? Evet, D şıkkı olacak. 30 olacak arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen diferansiyelin gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir demiş. Shaft, aks, volan ve kavrama şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı shaft olacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz shaft'tır. Burası vites kutusudur. Şu yaylara süspansiyon sistemine ait amortisör yaylarıdır. Diferansiyel biliyorsunuz zaten. Aks dediği şeyler arkadaşlar burada şunlara aks denir. Şu borulara aks deniyor. Volan burada marş motorunun ucunda bulunan bir dişlinin ismidir. Kavrama ise debriyaj dediğimiz unsurdur. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağıya inecek şekilde kalp bası uygulanır demiş. 2, 5, 8 ve 11 şıklarda verilmiş. Doğru cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. 5 olacak. 5 santim aşağı iner. Biz bunu genelde arkadaşlar 3'te 1'i inecek şekilde 3 bölü 1 şekilde ifade ederiz. Çünkü çocuk kilolu olabilir, ince olabilir, tamam mı? Sıska olabilir yani. Ona göre yine bunu ayarlarız. 3 bölü 1 yani 3'te 1'i göğsünün inecek şekilde diye. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür demiş. Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden etlik, yüzeysel solunum demiş. D şıkkı yüzeysel solunum olacak cevabımız arkadaşlar. Kan şekeri düşük ise kişi de yüzeysel solunumu görürüz. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır demiş. Su pompası, şanzıman dişleri, alternatör diyotları, diferansiyel dişleri. Doğru cevabımız alternatör diyotlar olacak. Değerli arkadaşlar, eğer ters bağlanırsa alternatör şarj ediyor ya hani aküyü. Bu sefer ne olmuş olacak? Tam tersi yönde olduğu için alternatör bir anda şaşacak. Ne olacak? Otomatik olaraktan alternatördeki parçalar şase yapıp arızalanacaktır. O sebepten dolayı alternatör diyotları diyoruz. Bu arada alternatörün ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar. Alternatör bizim akümüzü şarj eden elektrik motorudur diyebiliriz arkadaşlar. Şarj motoru diyelim. Şarj dinaması diye de halk arasında söylenir. Su pompası dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bu devirdaim pompası diye de geçer. Bizim aracımızın içindeki soğutma kanallarını ne yapıyor? Devirdaim pompası suyu pompalıyor arkadaşlar ve böyle soğutma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Devamından bahsedelim. Şanzıman dişleri arkadaşlar bizim vites kutumuzun içinde bulunan dişlerdir. Diferansiyel dişleri bizim aracımızın bir saniye şöyle göstermek istiyorum. Nerede gitti ya? Diferansiyel dişleri şu kutucuğun içinde bulunuyor arkadaşlar ve bu kutucuğun içerisinde 90 derecelik açıyla buradan gelen gücü çeviriyor ve tekerleklere veriyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilmiş olalım. Şimdi 31. soruyla devam edelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamlara sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. A. Bir yol ver, giriş olmayan yol. B. Dur, taşıt trafiğine kapalı yol. 1. Taşıt trafiğine kapalı yol. 2. Giriş olmayan yol. 1. Azami hız sınırı uygulaması. 2. Bütün yasaklamaların kısıtlaması ve sonu demiş. Kısıtlamaların sonu demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı. Birinci işaret tüm taşıtlar için bu yolun kapalı olduğunu bildirir. İkinci işaret ise bizlere buranın ters yön olduğunu bildirir. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir demiş. Üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası demiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Bu arkadaşlar zorunlu değildir. Fakat reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı araçlarda zorunludur arkadaşlar. Evet. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış türene giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Değerli arkadaşlarım, sesim gittiği için biraz hızlı okuyup bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Şunu bir durdurayım.
A. Duraklamak. B. Araç ışıkları yakmak. Uzağı gösteren ışıkları yakmak. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Uzağı gösteren ışıkları yakıyoruz be arkadaşlar. İçeriye giriyoruz. Dikkatli biçimde ilerliyoruz. Bunu gördüğümüz zaman. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması, olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteğinin yapılması, hastane acil servislerinde müdahale yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi demiş. Evet arkadaşlar, doğru cevabı veriyorum hemen bu arada. Siz durdurup biraz düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız hangisi olacak arkadaşlar? Evet, doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Neden? Bakalım şöyle. Doğru mu acaba? Belki de yanlış işaretledi. Evet, ilk önce sağlık kuruluşuna haber verilmesi demiş. Evet, önce arkadaşlar hemen sağlık kuruluşuna haber veriyoruz. Daha sonra olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteğinin sağlanması. Evet. Daha sonra arkadaşlar ambulans ekipleri gelip müdahale yapıyor. En son sağlık kuruluşuna gidilip hastaneye orada ne yapılıyor arkadaşlar? Gerekli müdahale yapılıyor. Doğru cevabımız D yani. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi, dönüş sırasında hızın gerektirdiği şeride girilmesi, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Ada etrafında dönerken gereksiz yere, zaten bir şey gereksizse arkadaşlar o yanlıştır, unutmayın. Gereksizse veyahut da böyle trafikte siz durduruyorsanız mesela der, korna çalarak uyarması. Yanlıştır. O şık kesinlikle yanlış olan şıktır. Veyahut da der size nasıl diyeyim? Öndeki aracı durdurması. Durduramazsın. Bunu sadece trafik zabıtası yani trafik polisi yapar. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? İstediği şeridi, 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 3 numaralı şeridi izlemelidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedede yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir demiş. Öksürmesi engellenir. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkartılır. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunur. Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır demiş. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Çünkü biz böyle bir durumda öksürmeyi engellemeyiz. Tam tersine öksürmesi için onu ne yaparız? Teşviki ederiz arkadaşlar. 4 zamanlı bir dizel motorda emme zamanında silindirlere hangisi emilir demiş. Hava, benzin, motorin karışım şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı hava olacak. Hangisi emilir demişti arkadaşlar. Hava, benzin, motorun ve karışım demişti. Doğru cevabımız hava olacaktı. Peki arkadaşlar bunlar nasıl oluyor? Hemen şöyle şurada bir anlatalım. Eğer arkadaşlar motorumuz benzinli ise farklı, dizel ise farklı işliyor sistem. Tek fark şurada arkadaşlar. Benzinli de emme zamanında hava yakıt karışımı emiliyor. Yani hem yakıt hem de hava emiliyor. Ve bu ikisi bir buji yardımıyla ateşleniyor. 4 zamanla dizel motorda ise iş değişiyor. Burada nasıl bir şey var? Silindire sadece temiz hava alınıyor arkadaşlar. Peki hocam sonra nasıl ateşlenecek bu benzinlerde? Arkadaşlar zaten buraya giren, burada dolan motorin sıkıştırmanın etkisiyle sıcak hava alınıyor bu arada. Hava sıcak oluyor. Bu yüzden ısıtma bujisi olur zaten bunlarda. Bu sıkışmanın etkisiyle kendiliğinden ateş alıyor ve böylece yanma gerçekleşiyor. Yani fark bu. Birinde yakıt hava karışımı alınıyor, birinde sadece temiz hava alınıyor. Buradan yine diğer prensiplerine de bakabilirsiniz arkadaşlar.
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda bulunmalıdır? Boş, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites demiş. Değerli arkadaşlarım, vites boşta olacak devamlı. Unutmayın bunu. Hatta üstüne üstlük debriyaja basılı olacak ayağınız. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı ile birlikte sarı demiş. Arkadaşlar artık bunları biliyoruz değil mi? Yeşilin yanmasını bekliyoruz. Kırmızı ile sarı birlikte olduğu zaman hazırlanıyoruz sadece. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman bu bize öndeki aracı geçme yasağının başladığını bildirir. Bu bize motosiklet hariç diğer tüm motorlu taşıtların buraya girmesinin yasak olduğunu bildirir. Bu ise arkadaşlar bize 50 kilometre hız sınırının bittiğini söylüyor arkadaşlar. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir demiş. Yangın tüpü, üçgen reflektör, beyaz renkte taş, teneke veya bidon gibi malzemeler. Doğru cevabımız B şık olacak. Üçgen reflektör yerleştirilmelidir arkadaşlar. Bazen üşenip artık nasıl yapılıyor ya da olmuyor arabada. Diğerlerini koyuyoruz. Mümkünse bunları yapmayın arkadaşlar. Mesela bir bidon koydunuz. Giderken arkadaşlar adam bidonu yanlış bir şey algılayıp tam tersine panikleyip size geçirebilir. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Doğru cevabımız arkadaşlar zaten bunu bilemeyeni dövüyorlar. Damdan aşağı itiyorlar. Yetmiyor. Ne yapıyorlar? Bir şey yapıyorlardır herhalde. Evet arkadaşlar bunu görüyorsak denizde biten yol olduğunu anlıyoruz. Burada arkadaşlar yolun kaygan olduğu. Ne yapıyoruz? Öncelikle bu üçgen levhaları gördüğümüz zaman hızımızı azaltıyoruz ve dikkatli gidiyoruz. Bunu görüyorsak arkadaşlar gevşek bir yolun kenarında şevin gerçek olduğunu söylüyor bize. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Gevşek şevde bu bölgeyi bir an önce terk etmeli, dikkatli ve takip mesafesine uyarak geçmeliyiz arkadaşlar. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır demiş. Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar gördüğümüz zaman 50 metreden az olmamalıdır arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu verilmiş. Doğru cevabımız motor yağı olacak arkadaşlar. Antifriz bizim soğutma suyumuzun içerisine koyarız. Amacı nedir? Soğutma suyunun donarak motora zarar vermesini engellemek arkadaşlar. Soğuk havalarda suyun donmasını engelliyor. Fren hidroliği bizim aracımızın fren sistemine koyduğumuz yağın adıdır. Yine direksiyon hidroliği de vardır. O da direksiyona konulandır arkadaşlar. Motor soğutma suyu bizim aracımızın motorunu soğutmak için koyduğumuz sudur. Burada doğru cevap B şıkkı. Hazır şöyle elimizin önüne kadar motor gelmişken bir bahsedelim. Şu bizim arkadaşlar neyimizdir? Manifoldumuzdur, değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Bu gördüğümüz bizim alternatörümüzdür. Bakın bir kayış vasıtasıyla şarj ediyor. Eğer akü ikaz ışığını görüyorsanız derhal aracı durdurun. Zira araç şarj etmiyordur ve şu kayış kopmuş olabilir. Bakın bu kayış fanı da çalıştırıyor. Bakın buraya da bağlı. Yani ciddi bir arıza çıkartabilir. Başka bu bizim marş motorumuz arkadaşlar. Motorumuza ilk harekete veriyor unutmayalım. Başka burada bilmemiz gereken yok arkadaşlar. Alternatör ne işe yarıyordu bu arada? Yani şu. Evet, aküyü şarj diyordu değil mi arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? Motor yağının kirlenmesi, motor yağının kalınlaşması, karışım oranının bozulması, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C şıkkı, karışım oranının bozulması olacak arkadaşlar.
Yani zengin karışım falan yaktığı zaman böyle bir şey olur. Veyahut da motora yağ karışır. O zaman farklı bir renk. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsak motorumuzdaki şarj sistemi çalışmıyordur. Yani biraz önce söylemiştim ya, aküyü ikaz ışığı, bu yanıyordur arkadaşlar. Diğerlerine gelelim. Bunu görüyorsak aracımızdaki yağlama sistemi çalışmıyordur. Bunu görüyorsak arkadaşlar bizim aracımızdaki fren lambalarının bitmek üzere olduğunu, eğer bunu görüyorsak arkadaşlar nedir? Bizim aracımızda e-frenin çekili olduğunu gösteriyordur. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden değildir demiş arkadaşlar. Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna doğru götürmesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Konuşabilmesi olacak. Eğer bir kişi konuşuyorsa zaten tam tıkanma yaşamıyordur arkadaşlar. Veyahut da öksürüyorsa, tamam mı? Bunlar nefes alışverişinin olduğunu bizlere gösteren unsurlardandır. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Dik oturur pozisyon verilir. Uzun tahta atelle vücut tespit edilir. Tespit etmekten kasıt sabitlemektir arkadaşlar. Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayakları gergin olması sağlanır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Dik oturur pozisyon verilmez arkadaşlar. Sert bir zemin üzerine yatırılır. Hatta tahtayla ne yapılır? Sabitlenir arkadaşlar. Şekle göre tek yönlü karayolunda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir demiş. 3 numaralı aracın geçmesini, 4 numaralı aracın yavaşlamasını, 1 numaralı aracın sağa geçmesini, 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini demiş. Evet, doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Öncelikle 5 numaralı aracın onu geçmesini ne yapmalı? Beklemelidir. Daha sonra buraya dönmelidir. Yoksa asli kusurlu bir kazaya sebebiyet vermiş olur. Değerli arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, Instagram'dan bizlere ulaşmayı unutmayın. Bazılarınız geçemiyor görüyorum. Arkadaşlar, eğer bir yönteminiz yoksa mutlaka Instagram'dan bir mesaj atın. Tamam mı? Yöntem belirteyim. Bu arada takip etmeden mesaj atmayın arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Spama düşüyorsunuz. Sonra çıkın yine takipten. Yani bana takipçi lazım değil. Sonra çıkın takipten. İşinizi görün yani. Ama önce oradan bir takip et. Sonra bana mesaj at ki ben yani göreyim senin mesajını. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. İyi çalış.